Kuvvet Türk, Bekir Develi ile peynir gemisini sunar. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Kıymetli dostlar hoş geldiniz. Cuma'nız mübarek olsun. Vaktiniz hayırlar getirsin inşallah. Bu... Derler ki Cenab-ı Allah konuşanın diline dinleyenin hacetine göre hikmet bahşedermiş. Biz de istiyoruz ki bu akşamki sohbetimizde Bizim de dilimize böyle güzel bir hikmet bahşolunsun ki Yusuf kardeşimle inşallah derdinize derman, işte yaralarınıza merhem olacak şeyler sadır olsun bizden. Hoş geldiniz efendim. Efendim hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah şükürler olsun efendim. Allah Hale, size, her halimizi. Allah Sizlerin razı olsun. afiyetini, duacısıyız afiyetini. Allah razı olsun. Yusuf Samet hocam adını söyleyeyim Yusuf Samet. Bilkil, Kilbil Bilkil. Kil diyesim geliyor <laughs> size. <seninle. gülüyor> Ama Bilkil soy ismi. Kendisi 6 yaşında hafızlığını tamamlamış. Şu anda da kurra hafız olarak hayatına devam ediyor. Ben profesör de olsa, başbakan da olsa, bakan da olsa önce hafızlık titrinin... Zikredilmesini çok kıymetli buluyorum hı hı. çünkü ötekiler mezarla beraber bitecek ancak hafızlık sizinle beraber gelecek. Bu yüzden hep önce hafızlık zikredilmeli. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı e, Tasavvuf Müzikisi Korosunda İstanbul'da herhalde görev yapıyorsunuz. Aynı zamanda da kurra hafız kendisi. Çok güzel böyle eğitim metotları var çocuklarla Allah onu dünyada cenneti yaşatıyor Yusuf kardeşime. Yusuf mu kullanmalıyım? Samet Yusuf kullanmalıyım. efendim. Yusuf kardeşime böyle dünyada cenneti yaşatıyor. Hemen şu an ekranın sol tarafında görüyorsunuz, bakınız. Böyle küçük küçük meleklerle sabahtan akşama kadar Kur'an-ı Kerim talim ediyorlar, hafız yetiştiriyorlar, Kur'an öğretiyorlar e, kurra hafız olsa dahi Cenab-ı Allah hala ona elifle, b değil mi? <laughs> ee, böyle çok güzel en baştan beri yeniden ve yeniden talimine devam ettiriyor Cenab-ı Allah. Bugün birazcık onunla konuşacağız. Instagram'da ne yaptığını konuşacağız ki şu an altta yazıyoruz Instagram sayfasını takip etmek isteyenler için. Ayrıca hafız yetiştirmede hangi tekniği kullanıyorlar? Çocuklara Kur'an'ı sevdirmede hangi yöntemleri izliyorlar? Birazcık onun dünyasına misafir olacağız eğer kabul ederse. Hoş geldin kıymetli dostum. Nasıl gidiyor Ramazanlar aranız? İyi misiniz Hocam, Hoş olsun. Ramazan? Hoş Ramazan-ı Şerifin üzerimize o himmeti yağdı, yani bütün Müslümanların üzerine bereketi tabii ki hmm. yağıyor. O bir giysi sanki giydiriyor bize. Bu hali korumak istiyoruz ya. İnşallah. Bütün yıl boyunca hali korumak üzere. Belki kurbana işte o niyeti devam ettirirsek hmm. bütün yıl böyle geçsin inşallah. İnşallah. Çok güzel bir bereketi oluyor. Yorgunluğu ayrı bir güzellik tabii ki. Allah böyle yorsun, hayırda yorsun abi. Amin. Şükürler olsun sizin de giriş cümleniz. Hikmet dediniz. Abi biz de hikmeti arıyoruz. Evet. Hani Müslümanın iyi hikmet, e, derslerimizde de hikmet arıyoruz. Kur'an'ı her okuyuşumuzda da hikmeti arıyoruz. Siz de güzel yönlendirdiniz. İlk e, ilk okuyor gibi hani ne her güzel. defasında heyecan. İşin e, işin sırrını belki sonra söyleriz ama bir metot var. Hı hı. E, şöyle başladı abi yolculuk. Biz geleneksel yöntemle Kur'an ezberleyen bir nesiliz. Hı hı. E, sizin nesli bilmiyorum. Biz de henüz öyleydi. Sonra bendeniz küçük yaşlarımdan itibaren hep böyle dünya yarışmalarına vesaire gide gide, gide oradaki yöntemleri gördük. Suriyeli hocam da oldu. Afrikalı hocam da oldu. Türkiye'de çok güzel yöntemler olduğunu duyduk. E Ziyarete gittik. E, bunu insanlar kendi e, kurslarında özel yerlerinde yapıyorlar. Fakat hmm. bir okulculuk anlamında yani bir Yol ortaya koymak tamamen bunu hani hafızın eksiklerini okul kapatır. Okulun işte hafızın orada bir şeyi vardır okulculuğa katacağı katkı vardır. Bunu bir yöntem haline akılla takip takip edebilecek bir yöntem haline getirmek belki fakire nasip oldu bilmiyorum. Ee, tabii ki hani e, yöntemin başı e, şeye geleneksel yönteme dayanıyor hı hı. ama geleneksel de olsa biz bu nesle ilerliyoruz. Aynı yöntemle ders yaptıramadığımızı fark ettik. Hmm. Hocalarımız da hep bundan serzenişteler. Ya diyorlar çocuğuma Kur'an öğretemiyorum. Hocam biraz metodu değiştirebilir miyiz? Çünkü Kur'an öğretemiyorumdan kastettikleri Kur'an okumayı mı öğretemiyorum yoksa hafızlık mı öğretemiyorum? Kur'an okumak daha ha. başta. Hani en hafız... başta da hiç Tabii. hafızlığa gelmeden. Tabii efendim. Çünkü hmm. sıkılıyor çocuk. Hmm. Çünkü bizim bize yapılan yöntemde okur oğlum otur ve oku. Şimdi başka disiplinler daha önce vardır ama bu çocuklar yerel ve çok ses duyuyorlar. Hmm. E ee, işte ya dünya yarışmalarında da şaşırdığım bir şey vardı abi. Ee, abi diyeceğim burada. Tabii abi tabii zaten. tabii. Yani bakıyorum çocuklar hep aynı şeyi okuyor Afrika'dan gelenler. Şimdi o, o zaman anlamlandıramıyorum, Yaşım da küçük. Nasıl aynı şeyi okuyabilirler diyorum. Yani hep hep aynı yere aynı şekilde okuyor. Yani ikinci bir okuyuş yok. Yani o şekilde okuyacağına karar vermiş. O Dünya zaman, yarışmaları ses değil mi? Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması mı? Ben deniz güzel okuma yarışması değil, hafızlık yarışmasına. Ha, hafızlık ee, yarışmasına. Eyvallah. Diyanete yıllar önce başvurmuştuk. O zaman daha gençtik yani 15-16 yaşlarında. Dedim ki ben kıraat yarışmasına da katılmak istiyorum. Tefsir yarışmasına da katılmak istiyorum demiştim. Ee, abi tefsir yarışmasına dediler ki bir kişi başvurdu şu ana kadar Türkiye'den. Cumhuriyet tarihinde. Yani sen iki oldun. Sizi göndersek sizden sonra kimi göndereceğiz dediler. Çok haklılar. O zaman baya baya dert ettim bunu. Dedim ki nasıl yani? Tefsir yarışması nasıl oluyor ya biraz Hocam, mısın? hafızlık yarışmasını yapıyorsunuz. Bütün Kur'an-ı Kerim'den sorular alıyor hafız ve cevaplıyor hani okuyor Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere güzel okuyor. Sonra da o okuduğu yerlerden kelimeler soruluyor. Hmm. Artık bunu yapabilecek güçte ve kuvvetteyiz. Yani bayrak yük daha yukarı kalkıyor Bekir abi. Hmm. Aksine umutluyuz yani. Hani işte bitti ki bunu geçtikten bir şey olmaz. Yani benim ifadelerim çok hmm, doğru olmaya Öyle ben... diyorlar zaten. Ya yani hmm. böyle değil ama yani çok güzel şeyler de oluyor. Elhamdülillah. Çünkü bu nesle aktarmayı başarırsak bazı şeyleri. E, bu neslin nasıl öğreneceğini birlikte arkadaşlarımız iyi işini iyi yapanlar doğru gösterirlerse, doğruyu da gösterirlerse insanımız kibir yapmadan bunu alıyor abi. O zaman da e, metodu anlatmak gerekiyor. Ne Hı -hı. yaptık biz? Şöyle yapalım özür dilerim. Yani sıradan gitmek üzere e, Bazen siz hep o cennet gibi alanın içinde olduğunuz için dışarıdakilerin ahvaliyle çoğu zaman hemhal olamıyoruz. Kurra hafız ne demek? Eminim bilmeyen izleyenlerimiz vardır. Bir hafız diyoruz bir de mesela kurra hafız diyoruz. Kimdir kurra hafız abi? Önce bunu tanımlayalım sonra metodu konuşalım inşallah. Şimdi. Şimdi kurra hafızlık hafız olduktan sonra bir de Arapçayı biraz Arapça bilmek de gerekiyor. E, tabii ki iyi bir okuyuşla hocanın karşısına geçiyorsunuz ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her gelene merhametiyle e, onu kendi içine alacak şekilde yani yaklaştıracak şekilde onun lehçesiyle Kur'an okuyor. Hmm. Örneğin çok basit tar tarifle hemen anlayabiliriz. Bizim Maliki yevmiddin diye bildiğimiz eee Fatiha kıratinde hmm. Meliki yevmiddin var. E, bizim hocamız da e, ilk defa biz eee Sultan Camii'de nasip olmuştu. Fakir ilk Hatimle Teravih farklı kıraatte Türkiye Cumhuriyeti'nde Hatimle teravih kıldıran ilk ekip yani hı hı. hatta ilk fakire nasip olmuştu Cezayir'de yarış Dünya Yarışması'ndaydık 2010 yılında orada bir yarışma anısı olacak ama şimdi hafız kuru hafızı anladım, anlatmak anladım. için güzel olacak İşte bir yarışmaya gittim uçaktan indim böyle yorgunda yarışma normalde benim iki gün sonra gözüküyor. Gelmemiş iki günlük yarışmacılar. Bir baktım sıra bana geldi. Üzeri başımda düzgün değil ama yine de bir ceket vardı. Çıktım okudum. Abi bunların çok hoşuna gitmiş. Çıkışta röportaj yapıyorlar. Bir de Arapça konuşuyor musun? Hoşlarına gitti. Televizyonda, röportajda, hmm. gazeteydi. derken de bir telefon geldi. Diyanet İşleri Başkanı ve Bakanı, Dini İşleri Bakanı arıyormuş. Dedim olur görüşebiliriz. Kapıdayız biz dediler. Nezakete de bak. Çok güzel abi. Hmm. Kapıyı tıkladım. Buyurun dedim hocam. Bizim camimiz var. Orada teravih kıldırır mısın? Benim gönderen Ali hocam da Kurra hocam bak dedi. Bir kez gelir böyle fırsat. Onların kıraatine göre oku dedi. Onlar vers kıraatı okuyor. Böyle ee, böyle aleyhimu aleyhim deriz. Biz aleyhimu gibi okurlar. Bir okur musunuz mesela Fatiha'dan bir örnek vermek mümkün mü? Yani Bu vers kıraati şey istiyor olabilirim ama çok da güzel bir istik ha. Tabii ki. صراط en'amte أنعمت عليهم المغضوب عليهم Bu verş kıraati değil ama hani buna yakın hmm. hemen kardeş kıraati. Kırat farklılıkları bazı harflerin değişmesi, Maliki'nin Meliki olması gibi anlam aynı olup işte farklı bir okuyuşla Efendimiz o gün gelenlere öyle okumuş. Hepsini derci ediyorlar. Ve e, efendimizin öğrettiği gibi bir öğretim yöntemiyle hafızlar okuyor bunu. İşte üç yılda bitiren var, beş yılda bitiren var. Ben daha uzun sürdüğü eğitimim. Hmm. E, kıymetli İsa hocamız var. E, o da bir e, vakıf kurdu. Orada devam ediyoruz. Da, e, İsa Danış hocamız. Darül Kurra Vakfı. Biz hmm. orada yetiştik, büyüdük. E, kıraat hizmeti veriyorlar. Sadece diyanette de değil. Diyanette imamlara veriliyor. Diyanetin dışında da kıraat eğitimi veriliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in her kelimesini on ayrı okuyuşu var. Bunların da yöntemleri olarak da onar tane ayrı, e, şey ikişer tane ayrı toplam 30'a bali olacak şekilde. Hmm. Bir okuyuş yöntemi, farklılıkları var. Bunların disiplinini baştan sona okuyan... Bayağı işmiş yalnız. Efendim biraz e, şey, kalbur üstü bir iş diyelim. Evet. Hani e, hafızlık Ama sadece okuyup bitirmek de mümkün. E, Kıraat yarışmasına henüz Türkiye'den bir temsilci gönderebildik şu ana kadar bizim bilebildiğimiz. Yani daha yarışmacı göndermedik şey... O da temsilci değil. An analiz yapsın, görsün diye. Hmm. Kıymetli bir hocam, Mahmut hocam. Ee, yani henüz bir yarışmacı gönderebilecek seviyede değil idik ama e, bugün gözük görünüyor ki e, dünya yarışmalarından cevap şey geliyor abi şimdi bize. Davet geliyor. Senin bu çocuklar nasıl güzel okuyorlar böyle diye. Yöntemimizi çok beğendiler. İnsanlar farklı farklı okullarda bizim kullandığımız yöntemleri kullanarak abi bunu söylerken hayal ediyorum tabii ama nasıl? bize düştü. Yani bize tahakkuk etti. Ben hak ettiğim için değil. Bu görev verildi. Biz de ayağa kalkıp devam etmek zorundayız. Şimdi birçok okul yurt dışından, üniversite düzeyinde dahi İngiltere'den Amerika'dan gelip bizim okulumuzda bunu nasıl yapıyorsunuz diye eğitimleri... Bu okul kötüler. nerede abi? Çamlıca'dayız biz. Çanmıca'da adı ne okulu? E, Palet Türk Müziği İlkokulu. Türkiye'nin ilk müzik ilkokulu aslında. Kime ait bu okul? yeter Vakfı'na ait. Ha, ha. Yetevi Vakfı'na. Yetevi. Hı. Palet Müzik İlkokulu. Tabii ki müzik ilkokulu yani kurucumuz da hep şunu söyler. Yani müzisyen mi yetiştiriyoruz biz? Aslında müzisyenlerin çoğu eskiden hafızlarla büyüdü. Ee, yani Bileler Erdoğan mi? var, kurucu temsilcisi de Yüce Gümüş hocamız hmm, var. Maşallah. Hı -hı. Bileler Erdoğan'ın, Necmettin Bileler Erdoğan'ın e, zaten Yete Vakfı'nın da Hı -hı. başkanı kendisi. Ee, onun yönlendirmesiyle oldu bu iş. Hı -hı. Onlara teşekkürü borç biliriz Tabii çünkü ki. bir okul yani kursta yaparız abi bunu. 3-5 kişi bir araya geliriz yaparız ama Türkiye Cumhuriyeti'nde ilkokulda böyle bir şeyi çıkartmak... E, tek başına bir insanın yani fakirin üst, üstesinden Bence, gelebileceği bir yük değildi. Ne yapıyor çocuklar orada? Hocam her bir ayeti e, yani bir, bir, birkaç sırrı var ama her bir ayeti okurken okumadan önce ses pozisyonu mesela konuşmada iyi değilim muhtemelen şu an bu kısımdan onu anlıyor. Hayır aşk, öyle bakıyorsan bu <laughs> bakma. hayır gayet ya anlamaya çocuk, çalışıyorum. Çocukları e, en doğal en rahat hissedecekleri hale hazırlıyoruz ve ağız pozisyonlarını nefes pozisyonlarını Sesleri doğru anlayıp doğru uygulayabilecekleri şekli önce, dersin öncesinde hazırlıyoruz. da şan tekniği giriyor, nefes tekniği giriyor. Oturuş, Peygamber Efendimiz nasıl okumuş. Ya yeni yeni mesela öğrendiğim bir şey var. Sizle de içeride konuşuyorduk. Peygamber Efendimiz ne öğrettiyse o. Peygamber Efendimiz ağlar gibi okuyun diyor. Ve en doğru Kur'an okuma pozisyonu ağlama pozisyonudur. Aa, şurası. Bugün böyle çok arabesk gibi okuyanlar var kınamıyorum tabii. insanımız nasıl teveccüh ediyorsa öyledir. Ama o ağlar gibi pozisyona çocukları getirdikten sonra ses hiç yorulmuyor belki. Örnekler abi. misiniz abi? Yani şöyle biz hazırlıyoruz çocuğu. Hmm. Ya sesi Kur'an'da çok geçiyor. Ya neredeyse ağlayacak yani. Hmm. Ama şöyle değil. Ya mesela bu bir şarkı gibi andırıyor. Hmm. Böyle okuyanlar da vardır. Göstermek de istemiyorum. Hı hı. Ya, biraz şarkı gibi oluyor bu. Daha melodim. Me, evet efendim. Bunun yerine daha geleneksel. Efendimizin okuduğu gibi bize de anlatıldığı üzere hocalarımız çünkü kıraat hocalarımız hep peygamber efendimizden aldığını aktara aktara bize geliyor. Dolayısıyla ben bir şey okuduğumda hocam bazı kıraat hocaları e, şey böyle hani sert gibi anlaşılır. Halbuki hoca bizi uyardığı zaman hmm. talebeyi değil ama hani hmm. hoca olacak birisini, kalfasını, halifesini hatta. Uyardığı zaman şey der. E, öyle okuma der. Sert böyle net der. Çünkü peygamber efendimizin okuyuşlarında böyle bir şey duymadık der. Bize yakışmaz hmm. der yani. O yüzden sert gibi gözükür ama yeter ki uyarsın. Şimdi Ali hocam vefat etti yıllar önce. E, o hep bizi şey fakiri çok severdi ve şey derdi. Sen bu işi ileri götüreceğim Bak işte Cezayir anasına geri döneyim hmm. abi. Çok şey oldu. Onu o kıraata göre oku dedi. Ve fakir böyle bir küçük bir camiye gideceğim. İstanbul'da teravihleri hatimle teravih kıldırırken 20 kişi olsun 50 kişi 100 kişiydi o zamanlar. Camiye bir gittim. Ha dedim küçük böyle bir bina gibi. Meğer imam odasıymış. Abi <laughs> Stadyum gibi bir cami. <laughs> bir heyecan yaptım. O gün çok güzel <laughs> okudum abi. Onların kıraatine göre de. Sonra ertesi gün televizyonlarda kendimi görüyorum falan. Gazeteyi açıyorum. Allah Allah işte. Ya, sevdiler yani bir Türk'ün hmm. gelip onların kıraatinde. Onların yerel kıraati, verş kıraati. Okumasını sevdiler. Ve nasip oldu Türkiye'de. ilk defa Hatim Neter abi. Mirma Sultan Camii'nde. Ee, okuyan ekipte olduk. Eyüp Camisi'nin kıymetli imamı var, Beytullah Hoca, rahmetli Ali Şahin Hocam. Hmm. Ee, daha sonra çok kıymetli hocalarımız da katıldı ve bu iş böyle yürüdü. Yürüyecek ama daha iyisi olur. Yani kura hafızlar e, yarışmaya gider ülkemizden. Abi bir temsilcimizin olması bugün Avrupa şampiyonlarında bir yere gittiğimizde dünya yarışmalarında ne, seviniyoruz. Yani kırmızı hmm. beyaz diyoruz, hepimiz biriz diyoruz, seviniyoruz. Hafızlık yarışmasına da bir, babam beni gönderirken bir çek yaptırmıştı. Çok duygusaldır. Nasıl yazmış? A milli hafız takımı yazmıştı. Ay şöyle. canım beni. Çok güzel. çok güzel. Çok duygulandırmıştı beni. Yani hep istedim ki. Şimdi bu bende bir yetenek. Seçme hakkı bile verilmemiş. 6 yaşında hafız olmuşsun abi. Yani günahı tercih etme hakkım bile verilmemiş. Ne güzel bir şey. Şimdi ben bunu hayırda kullanmam lazım. Bana bir kabiliyet verilmiş. Ben günde 10 cüz okuyabilirken belki hayatında 10 cüz okuyamayacak adam var. Hı hı. Bendeki kabiliyeti potansiyeli sonuna kadar kullanıp dedim ki hafızlık yarışmasına gitmek değil hafızlık yarışmasına Kur'an'ı güzel okuma yarışmasına gidilecek olan yöntemi ve okulu belirlemek. Üzerine niyetimi aldım yıllardır. Hocalarım da hep yön, doğru yönlendirirler. Çocukların sesini doğru yere alıyoruz. Örneğin mesela e, u'du çok zordur. Hı hı. Ama u sesi mesela u sesin doğru yere oturması için de doğru. Şöyle yani doğru bir pozisyon e ayırdı u o gibi antrenman yapıyoruz. Daha sade. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şimdi çocuk kendini kasarsa şöyle. Euzu billahi mineş. Abi bir de benden daha iyi binlerce hocamız var. Fakat bu nesil her şeyi duyan bir nesil ya. Sesle biz onları oynatıyoruz. Cazip hale getiriyoruz aslında. Rahatlığı sağladık. Çocuk şöyle rahatça Kur'an okuduğu zaman e yorulmuyor. Bu güzel değil mi Bekir Hı -hı, abi? Harika. Bir başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra şöyle yapıyoruz. Çok basit bir yöntem. Hemen arz edince siz de anlayacaksınız. Hı -hı. <laughs> Mesela elem tere öğretiyoruz. Tabii ki öğretmeden önceki e, işin sır dediğimiz mutfak arkası kısmına bir değiniriz müsaadeniz olursa. Ama şimdi yöntem nedir ve nasıl ezberliyorlar? Bütün Kur'an-ı Kerim'i. Tamam. Şöyle başlıyor böyle beş tane ses belirliyoruz antrenmanda. Ya. Bu ses çocuklar bunu net ifade edebilecek tamam. hale geliyor. Sonra da başlıyor. Alam tara keyfe rabbuka bi Çocuklar okuyor. Güzel. Cennet hakikaten. Hmm. Ne güzel şey yaptınız. Betimlediniz, tasvif evet. ettiniz. Alam yecal. Hemen bir ses aşağı düşüyor. Ha. O da bu sefer ezbere de çok rahat kalıyor. Çünkü oradan aşağı düştüm diyor. Elem alam Elem yecal kaydahum fi tadlil. Bir tane daha düşüyor. Ve ersele aleyhim tayran ababil. Bir tane daha düşüyor bir bihijaratim min siccil'' Sonra başlangıç sesine iniyor. ''Fecaalavum ka'asfim me'kul'' Başlangıç sesine aşağıya geliyor. Bu revnaklıkla beraber çocuk bir kere Kur'an okurken bir strese girmiyor. Yani rahat. Şurada nasıl teganni yapacağım, burayı nasıl tonlayacağım yok. O da önceden belirlenmiş. Hocam tegannisi ne kadar? Hı -hı. Aslında biz mesela ilk başta, ya bendeniz 3 yıl olmuş abi sosyal medyaya gireli. Hocam hmm. dedi ki yaptığını şeffaf yap, yayınla dedi. Hmm. Ben daha hala yeni öğreniyorum Instagram kullanmayı. Hmm. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Geliyorlar yardım ediyorlar, çekiyorlar bizi. Doğal olan güzeldir. Biz yani girdik yola çünkü vazife verildi mi artık şey yapmak, arkaya bakmak yok. Bak. Başladık. Biz bunu ifade Böyle okuyoruz ya. Eleştiri geldi. Siz şey okuyorsunuz. Kur'an'ı işte makam okuyorsunuz. Ya ne makamı? Bir tane ton basıyoruz sadece. Hı hı. Bir ayette bir ses okuyoruz. Fakat akıcılık o kadar güzel latif ki. Hani Kabe'ye gittiğimiz akılımızda kalır evet. ya. Onlar da aynı şey yapıyor aslında. Hep aynı sesi takip ediyorlar. Hı. Ve o hem hafızaya hem dilden çıktığı için kulaktan, dilden o öyle bir ezbere, dimağa düşüyor ki kalıcı hafızaya yerleşiyor. Hı. Bu teknikle üç kez tekrar... Sonra bir de yarın okuyoruz. 10 kez tekrar. Çocuk ezberliyor. Bitti bu kadar. Ha bu hale getirmenin sırrı var. Hemen ezberliyor. Bir de bizim mukabele sistemi dediğimiz yani hocadan dinlemek lütuftur. Hmm. Abi ben hocamdan dinledim. Allah razı olsun 2002 2001 yılında bir hocam mukabele okuyor. Karşısında beni oturturdu. Aa hayatımın en büyük değişimi o gün. Adam şöyle aynı e, sizin yakınlığınızda Kur'an okuyor. Arada bilerek mi yanlış yapıyor bilmiyorum. Öyledir yani sağlam hafızlar. Arada yanlış yapıyor. Ben böyle hemen kafayı kaldırıyorum, düzeltiyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Sanki Kur'an böyle iniyor yani. O Allah an iniyor Allah gibi. Allah. Hocadan dinlemek lütuftur. Kendi kendimize hafızlık yaptığımızda, ezber yapmaya çalıştığımızda abi kendi hatamızı tekrar ediyoruz. Hmm. Burada usulün en e, böyle can alıcı noktası hocanın okuması. Elem tera keyfe faale ashabil fil. Milyonlarca kez okuduğum bir ayet. Fakat işin sırrına gelecek olursak ben o gün onu ilk defa okuyormuş gibi okuyorum. Bakayım Allah bana ne anlatacak. Çocuklara bunu anlatıyorum. Mesela abi hazır oraya gelmişken müsaadenizle anlatayım. Lütfen. Bu Ramazan yine aynı heyecanla açıyoruz gözlerimizi sahura. Farklı coğrafyalarda olsak da birlikte kalkıyoruz ayağa. Aynı sofrayı barış ve huzur içinde paylaşmak umuduyla bildiğimiz her şeyi bizi biz yapan değerleri paylaşıyoruz. Dünyanın her yerinde dua etmek için açıyoruz ellerimizi. Çünkü Ramazan geldi. Şimdi bir yudum suyu, bir sofrayı bir duayı paylaşma, hep birlikte olduğumuzu hatırlama vakti. Ramazan gelir, her yere gelir. İşin sırrı, e, müfredat zaten belli. Elem tereyi çalıştıracağım çocuğa. Ya da Kureyş'i çalıştıracağım. Şimdi çalıştığım hazırlık var. Bir daha bak der hocam her zaman. Ne olursa olsun. Bir de işaretler vardır. Radyo açılır ya yanlışlıkla. Ah Siyer çalıyor. İşte Bekir abi Siyer program Bir şey anlatılıyor orada. Fil suresi. Tamam o. O hali yaşadıysam O hali o gün derste o çocuklara yaşatmak üzere niyet alıyorsun. Hı -hı. Ve önce onu... O ortamı, o ruhu hissettirmeye çalışıyorsun. Bazen tiyatral oluyor bu. Hı -hı. Çok şey yaptığım oluyor abi. Fark etmeden oluyor. ya Çünkü... Ben niyet almışım. Diyorum ki ben bu çocuklarla elem tarihi çalışacağım. Ben de ilk defa çalışacağım. Çünkü okuyan o mu ben mi? Yani ben öğretmen benim hocam bana hürmet ederdi. Allah hepsinden razı olsun ebeden. Hiçbir zaman yere koymadılar. Sen hafızsın hep yukarı koydular. Tabi ağır da geliyor bu durum bazen ama bu kadar hürmet. Ya hocam o benim yani. Her anlamda hocam. Ben onu geçmedim. Geçsem de ne olur ki zaten. Ee, çocuklara biz hürmet ediyoruz abi. Fakat şey değil. Şu dille değil. Kınamıyorum kimseyi. Hadi yavrum hadi şimdi bunu okuyacağız tamam mı gibi bebekçeye düşerek değil E, er, yani erce bu kad, kadın hocalarım da vardı hı hı. erce bak bunu Allah böyle öğretmiş biliyor musun? Ya fil suresinde allah Teala fil gibi kocaman olan şeylerin küçükleri ezmeyeceğini de anlatmış ama net anlatıyorsun mertçe yani Allah adamı gibi biraz tiyatral gerektiğinde bazen yani çocuklarla öyle bir şey yapmadım ama fil olmak gerekir hmm. kendi evde oluyoruz. Hani ata biniyor binerler ya çocuklar. Hmm. Abi tiyatral oynamak iyi geliyor. Hepsini tevhid etmek mesele. Yani oradaki akışı sınıftaki akışı sağlamak bazen bir dakikada oluyor. Bazen beş dakikada oluyor. O akışı yani hiçbir elektrik kesintisi olmayacak. Faz tamam pano tamam. Yani biraz elektrik şey gibi oldu hmm. ama akım tamam oldu mu tevhid olduk mu o zaman hazırız. Derse başlayabiliriz diyoruz o kıvama gelmiş çocukla derse başladığımız anda 3-5 dakika abi. Fil suresini okuyoruz 3 defa. Sonra dersin sonunda teknik kısmı bir de bir tekrar ediyoruz bir defa. Ve periyodik tekrar yani her hafta ya da her ay o sureyi tekrar ediyorsun. Unutulması mümkün değil. Mümkün değil. Bütün Kur'an-ı Kerim'in kaydını da yapıyoruz bu şekilde. E, Afrika'dan çok selamlar geliyor. Gazze'den çok selamlar geliyor. Hmm. Ne olur devam edin. Biz de bak çadırda altından Kur'an videosu gönderiyorlar bize. Bunları yayınlıyor musunuz bu dersleri sosyal medyada? Efendim yayınlıyoruz elimizden geldiğince. ama Ne bu... yazınca çıkıyor? Ee, yani fakir kendi hesabından yayınlıyorum. Yusuf Samet ha. Bilkil diye. Bir de ha. tabii ki Palit Müziği İlkokulu'nda orada daha çok çocukları göstermiyorduk hmm. ilk başta. Veliler dedi ki ne olur gösterin. Çocuklar yalvarıyorlar gösterin. Şöhret afettir derler. Sizin karşınızda da bunu söylüyorum. Estağfurullah. Neyle şöhret olduğuna da bağlı dedi hocam. Yani tabii Hocama ki. dedim ki hocam dedim yani şöhret afet ben ne yapacağım? Oğlum da sen dedi Kur'an okuyarak şöyle buluyorsun. Birinin hafız olduğunu ilan ettiğinizde onu zaten belli kötülüklerle arasında set çekmiş oluyorsunuz otomatik Ayvallah, olarak. Eyvallah. Evet. Yani sayfamızda var. Ya başka nasıl yönlendirebilirim bilmiyorum. Ha, bu iyi. İşte ee, işte Gazze'den gelen mesajlar insanlarımız şunu çok sevdi abi. Ya birileri bu kadar güzel bir okuyuş yapabiliyor bu ülkede. Hı hı. Ben bunu tek başıma bu noktaya getirdim demiyorum ama dünyanın her yerinden şu mesajları alıyoruz. Biz de bunu aynısını alacağız. Videolarınızı göndermişsiniz. Hemen YouTube'dan hazırladığımız videoları gönderiyoruz. Aynı şekilde mesela Türkistan'dan, e, Türk ülkelerinden çok geldi. Ne güzel. Aynı şekilde video çekip gönderiyorlar abi. Aynı kaydı yapmışlar. Yani herhalde ölsem yani kaç var şu an okulda? Yani Sizin yani bizzat okulu, ilgilendiğiniz. Efendim ben Deniz okuldaki bütün derslere giriyorum. Yani 1, 2, 3, 4. sınıflara. Bir de özel seçtiğimiz, özel dediğimiz de yük çocuğa çok yük olmayacak. Hani özel seçtiğimiz hmm. bir sınıf var. Şimdi yoruluyorlar evlatlarımız, hmm. çocuklar. Ama her sınıfımız aynı şekilde okuyabiliyor. Kısa süreleri ve doğadan aşağısını. Hmm. Zaten abi deneme yaptığımız şu. Kısa süreleri ezberletiyoruz. Bir de orta büyüklükteki süreleri ezberletiyoruz. E, o ezberlediğin zaman şunu uyguluyoruz. Aç şimdi Kur'an'ı. Her yere aynı sistemi uygulayabiliyor. Hmm. Yani anahtarı vermiş oluyoruz. Yöntemi DNA'sına kadar kodlamış oluyoruz hmm. evladımıza. Bundan sonra Kur'an okuyacağı zaman hemen şu anı hatırlayacak çocuk. Sınıfımızdaydık, bir tane hüsfü hoca vardı, kıymetli iki tane daha yardımcıları vardı. Onlar geliyorlardı, o ortamı hatırlayacak çocuk. Çünkü ses onu hatırlatıyor, hatta koku onu hatırlatıyor. Yani evet. o ortamı hatırlaması, ne öğrendiğinden daha fazlası. Haddimi aşmak istemiyorum, sizler büyümüşsünüz, her türlü eğitimciyle görüştünüz ama geldiğimiz nokta şu. Ya o çocuk onları hebeye atıyor. Sonra bir gün Kur'an okuyacağı zaman, direkt o anlar hatır, yadına İnsan, geliyor. İnsan insanda duygu bıraktığı duyguyla hatırlanır der eskiler. Mesela o çocuklardan herhangi birine 20 yıl sonra e, Yusuf Samet Hoca nasıl biriydi dediğimizde siyah saçlı orta boylu beyaz tenli demez. Naif, çok hmm. sevecen, çocukları seven. İnsan insanda bıraktığı duyguyla hatırlanırmış. Mesela e, şu falanca kişi nasıldır diye sorulduğunda hiç kimse kıvırcık saçlı orta boylu 80 kilo demez iyi biridir der ya da vefalıdır, kibirsizdir, kötü bir insandır, kızgındır, sinirlidir, duyguyla hatırlanır. O yüzden de özellikle çocuklara, talebelere duygu bırakmak en büyük miras. Yoksa çocuklar hani öyle derler sahneye çıkıp konuşan çok iyi konuşmacı gelir, konuşur gider. Sorarsınız ayakkabısının ne renkti diye hiç kimse hatırlamaz. Millet hmm. o kadar fena olmuştur onun konuşmasında. Ama vasıtın altında konuşma yapan, ene yapan... E, nefsini ön plana çıkarmaya çalışan insanların kıyafetlerini detaylıca sayabilirmiş izleyiciler. Kesinlikle. Ceketi şuymuş, pantolonu böyleymiş, gömleği şuymuş. Eğer duyguyu öne koyarsanız duygu sürekli kalıyor. Sirayet ediyor ama kendinizi, şahsınızı, bedeninizi ortaya koyarsanız insanlar bedeninize dair birkaç şey hatırlıyor ama sizinle beraber o da gidiyor öldükten sonra. Abi yolu açtınız. Sen Hakikaten bunu. bizim de yapmaya çalıştığımız bu. Evet. Bendeniz okul idaresi e, tabii ki çok yönlendiriyorlar haklı olarak. Hocam şunu böyle yapalım okulculuk hı hı. anlamında daha iyidir. Bir sistem bırakmak abi. Hı hı. Akıl sistem bırakır ama duygu yani kalp oradaki çocukları bir araya getirir. Kaç çocuk var şu anlamda? Her sınıfta 24 çocuk var. 4 var e, bir anaokulumuz da var gerçi. Kriter ne burada çocukları alırken seçer Yani bir ses sınavına tabi tutuyoruz. Çocukları. Detone çocuk olmuyor mu? Yani olabiliyor e, Abi okul dışında da şunu gördük yani okulda e, şey var tabi sınav ritmi verebilmesi. Hmm. Çünkü ritim işi de Kur'an-ı Kerim. Ritmi nasıl ölçüyorsunuz? Hocam o işi o sınava ben girmiyorum ama bildiğimiz hmm. Hani bir ritim vuruyorlar. Mini mini bir kıştanlaştı. Bunu tutturabiliyor mu tutturamıyor mu? Gibi yani hmm. öyle sınavlar var. Ses sınavı var. Bu sesi tanıyabiliyor mu? Aa diyoruz. E ee, diyor mesela. Ama bunlar kolay hallolan şeyler abi. Hmm. Şunu arz edeyim. Yani sadece bizim okula... Has kalmasın çünkü sistem madem öyle yapacak olanlar eğer bu talim biz bunu ona göre de ayarladık yoksa 17 18 sesten müteşekkil bir Kur'an okuma disiplini de geliştirebildik 5 6 ses kullanıyoruz çünkü hmm. her insan aralığı 5 6 sesi çok rahat veriyor hmm. başlayacak aşağı inecek başladı yerden bu disiplin oturttuğu zaman ben ne ne güzel insanlar gördüm çocuklarımız gördüm ee, yani özelde de ders verdiğimiz zaman şunu görüyorum abi Çocuğun hiç sesi yok. Hiç bir şey yapmıyorum. Kızım, o evladım, oğlum okuyabildiğin gibi. Başla. Şimdi bir aşağı düşme çalış. Düşüyor. Yakaladığı sesten düşüyor. Sonra o üç ay sonra, iki ay sonra bakıyorsunuz aynı sizin okuduğunuz gibi okuyor. Hmm. Fakat benim geleneksel hocalarımda yani e, Allah razı olsun hocalarım çok iyiydi. Hmm. Başka hocaları görünce ben aynısını okutturanı gördüm. Okuduğun aynısını okutturanı gördüm. Ama kan geliyordu abi. Boğazından kan geliyor bağırttırmaktan. Zaten orada kafayı karar verdim. Dedim ki bu iş böyle değil, böyle olmamalı. Yani senin çıkardığın ses senin fıtratına, yaradılışına uygun olabilir ama Cenabı Allah onun gırtlağını o kadar güçlü yaratmamıştır. Onu belki başka tarzda okusun diye yarattı onun gırtlağını, hançeresini. Evet hocam. Burada Be Bekir abi, burada devreye teknik giriyor. Yani şimdi ben ses sanatçısı olarak şimdi herkesin benim kabiliyette olmasını beklemem hata olur. Evet. Öğretmenlikte de sürekli eğitim alıyorum. Yani danışıyorum zaten. Tek başıma karar vermiyorum. Hocam müsaade ederse yapıyorum, hı hı. danışıyorum. Ee, ama öğretmenlik yöntemi Mesela ben bunu böyle yaptım böyle olacak. Böyle okuyacaksın. Hı hı. Olmuyor hocam. Olmuyor. Karşındaki, affedersin sesinizi, e olayım. sözünüzü kestim Eşim Efendim bazen sınıfa girersiniz. Çok oluyor, fakirin başına çok geliyor. Sınıfa giriyorum ki. Bir analiz yapıyorum şöyle bakıyorum şu an çocuklar beni dinleyecek kıvamda değil. Kimisi böyle arkasını dönmüş beni de görsün hocam diyor görünmemeye çalışıyor. Kimisi oyuna dalmış. Bir bakıyorum analiz yapıyorum dört tanesi şöyle 8 tanesi böyle. Bunlara ne yapalım? Bunlar ne yaşıyor acaba? Ya Rabbi bana işimi kolaylaştır diyorum. Derse girmeden önce bir Fatiha okuyorum. Bir bakıyorsun birden tevhid olmuşuz. Hadi gelin diyorum bir halka yapalım. Hmm. Halka yapıyorsun o enerji bir şekilde geliyor kalpten. O günkü yapacağımız dersi bazen çocuklar öğretiyor. Hmm. Çocuklardan çok öğreniyorum Bekir abi. Evet. Ya O samimiyetten çocukluğumda duymuştum. Çocuklar samimiyeti sever diye. Ben de çocuklarla çok iyi oynayabilen birisiydim. Evet. Annemin anaokulu vesaire. Her gittiğim çocukla kolay oynayabildiğim için çocuksu da kalmış olabilirim biraz tabii. Hmm. Ee, o samimiyeti veriyorsun ama sadece samimiyet de yetmiyor. Çünkü sesinizi de korumanız lazım. Bir sonraki ders de var. Hmm. Ve çocuğun sesini de korumanız lazım. Burada teknik devreye giriyor. Yormadan yani sesi doğru pozisyona almak. Şu, şu bazı üst pozisyonuna aldırdığımız zaman. Aa, aa, aa. mesela burada çok basit yöntemler kullanılabilir. Sadece bizim yaptığımız için değil. Allahümme salli al. Eğer bir çocuk aa diye bağırıyorsa hemen yanına gidip sakin. Allah'ım sakin ol. Diğer türlü kıraat beni de şey yapıyor. Yoruyor dinlerken. Bilmiyorum. Mesela Tek nefeste duha okuyacağız diyorlar ya hani. Biraz zorlama olabiliyor. Ben evet. o kıraati dinlemekten çok hoşnut olmuyorum. Ben daha sakin, daha dingin kıraatleri seviyorum. Sakin sakin tek nefeste bana yedi ayet vermene gerekiyor. Bir oku, temiz oku. Saatlerce dinleyeyim. Öteki dinlerken de çok yoruyor insanı. Bu sefer kalbinize de şey giriyor. Ya şu mu yapıyor, şu mu, bu mu? Olmuyor. Ben huzurla Kur'an-ı Kerim dinlemek istiyorum. Sessiz, sakin, böyle dingin kıraatleri daha çok beğeniyorum mesela. işte okuyan kendini ortadan kaldırırsa, Kur'an okunacak. Abi Allah nasip ediyor. Her okuyuşumuz, ilk okuyuş, bir de işin bir sırrı daha var. Son okuyuşumuz da olabilir. ya Abi kime şov yapıyorum? Affedersin burada güzel okuyan hocalarımıza bir yönlen şey değil. Güzel okuyan, işte az önce İshak'tan istediniz. Ya bir kez yorulduğunu görmedim. Şu kızardığını... Abi böyle oku, kurban olayım ya. Yani yormadan okuyacaksan oku. Ben okuyamıyorum o şekilde. Yani çok uzun nefeslerle yoruluyorum. O zaman dur dedi hocam. Okuma dedi şimdi. Elbette bir gün yorulmayacaksın. Aralığı bulursun. Tamam hocam dedim. Hmm. Hocam diyor ki şimdi şunu şöyle çalış. Tamam hocam. Aa baktım okuyabiliyorum. O zaman okuyayım. Ama bunu muhakkak yöntemle, hocayla gitmek lazım. Başımızda hocanın olması tabii ki çok büyük bir avantaj. Sizin buyurduğunuz... Ee, insan kendini ortaya koymaya çalışırsa Kur'an'da, hep çarpıyor abi Kur'an'a. Ben eski okuyuşlarımı çok beğeniyordum eskiden. Hakikaten bak affedersiniz. Hmm. Aynen böyle if doğru ifade ediyorum. Çok beğeniyordum. Şimdi bir dinliyorum. Eyvah! Hep kendimi göstermeye çalışmışsın. Hmm. Allah'ım affet. Ya cık. bazen okuyuşlarım, Mekke'de bir okuyuşum var. ceza e Cezayir diyorum. Mekke'deki Kur'an yarışmasında Bekir abi. O gün üşüttüm şey Konferans salonu gibi bir yerde yarışmanın şartlarını anlatıyorlar. Çok klimalar farklıydı herhalde. Hmm. Üşüttüm ve hasta oldum. Hayatımın en iyi okuyuşlardan birisi o gün çıktı. Hiç müdahale edemedim okuyuşa. Ee. Hiç kendi bir katamadım. Hastaydım. Bir dinledim. Abi Mekke Kıraati gibi, Mekke imamları gibi bir iç, içime bir okuyuş girmiş. Hiç müdahale edemeyince Allah demiş ki sen dur bakayım sen okumaya niyet ettin mi? Abi hayatımın en tatlı okuyuşlarındandı. <laughs> Mehmet Görmez hocam için çınlasın bir sözünü hiç unutmuyorum demişti ki hani bazı hesaplar ahirete kalır hmm. ama Kur'an intikamını alır demişti ya. bu dünyada görürsünüz demişti özellikle hafızların ehli Kur'an'ın e, Kur'an'ın bu hesaplı bu dünyada hesabı kestiğini ben çok müşahede ettim demişti yani. Yani çok ince bir şeyin üzerinde yürüyoruz Aynen. ipin üzerinde yürüyoruz Aynen. ve biz çocuklara bunu hep hatırlatıyoruz abi. Hep niyeti hatırlatıyoruz. Çocuklar güzel okumaktaki maksadımız ne? Bak güzel, bunu ezberlemek için kullanıyoruz. Hı hı. Sesimiz rahat olsun diye kullanıyoruz. Manasına bir de bazen manasını bazen de değil. Her okuduğumuz hı hı. ayetin manasını hatta yarışma da yaparız sürekli. Evet. Mesela yarışmadaki yarış, mesele de siz bilirsiniz ki öğretmektir yani. Ve dua soruyorsun. Hocam güneş diyor bir şey diyor. Hı. Aa, onlar yarışırken diğerleri de öğreniyor. Mesele bu Tabii ki okulda yapıyoruz. Peki hocam, şeyim bu evde uygulanabilir bir metot mudur? Mesela burada anneler illa çocuklarını bu okullara göndermeliler mi yoksa bu ordlara tavsiye edebileceğiniz ilk sureleri öğretirken mesela hangi yöntemi izlemeliler? Ee, Bekir abi, dediğim gibi bir yöntem belirledik, koyduk ve e, dedi ki bu nasıl olacak? Şimdi önce çocuklarla olan eğitimi gösterdik. Hı -hı. Şimdi çocukların görünen kısmı buzdağının sadece e, görünen yüzü yani. Hı -hı. Altta biz o çocuklarla öyle vakitler geçiriyoruz ki. Hı -hı. O vakitleri paylaşamayız. Yani çok duygulanıyoruz. Bazen çocuk geliyor sar Her gün yani. Derse çocuk sana sarılır gelir. Hocam der işte ben de senin gibi büyüyünce kayıt çekeceğim. Kayıt çektim ama şu an çok iyi olmadı diyor. Ya öğretiyorlar size zaten. Hmm. Şimdi Biz de dedik ki nasıl yapabiliriz? Fakir baştan sona Elif Bayda makamlı olarak öğrettim. Abi niye? Hocalarımız şunu yapar. Elif. Ba. Ta. Çocuklar bu sesi şu anda şey yapmıyor. Çünkü birçok ses duyuyorlar. Hmm. Eski nesil bunu alabiliyordu. Elif, ba, ta, F. Şimdi şarkılarla da öğretebilir. Affedersiniz şarkı değil. Kur'an okur gibi yapalım. A, u, i, ba, bu, bi, ta, tu, T, fe, su, fi. Çocuklar muhteşem, mutlular. Allahu Ekber, Allahu Ekber der gibi. Ca, cu, ci, ha, hu. Bunun kayıtlarını yaptık hmm. çocuklarla da. Denemesini de yaptım. Altı günde bir çocuk bu kayıtla kendi çocuğum oluyor bu bu arada. Fakir zaten yola böyle düştüm abi. Aynen bu annelerimiz Kaç gibi. Kaç yaşında çocuğunuz? Abi 6 yaşında. Hafız. Yok efendim. Henüz yeni başladı Elif Bay'e. Kur'an'a geçti hocalarımızın da gayretleriyle. Ben de zaten bir gün yani çocuğum olunca anlarsın demişti hocam. Size içeride söylemiştim. Nasıl yapman gerektiğini. Hani çocuk olunca insan diyor ki. Şimdi ben bir hocaya göndersem. Hoca öğretse bu sefer ben hocayla çatışsam hocaya ayıp ederim. Hürmetsizlik ederim. Evet. E, e, çocuk güzel öğrenmesi, bir daha ben öğretmek zorundayım. O zaman bir yöntem ortaya koy kardeşim sen de yani. Madem bir, bir şey yapıyorsun. Hmm. Baştan sona hepsini kaydettik. E, Fatih Han'ın okuyuşlarını ben okuyorum. Üç kez hocam okuyor. şey Talebeler okuyor. Bir kez daha hocası okuyor. Karşılıklı okuyoruz. Hepsini kaydettik. Bize geri gönderiyor aileler hmm. videoları. Hocam bu olmuş mu? Çok güzel olmuş. Çünkü ritmin dışına çıkamıyor. Yani onu oraya hapsediyoruz. O çizgiye hı hı. ve o çocuk o sınırın içerisinde geziyor. Sonra e, benden daha okuyan talebelerim var abi. Maşallah. Gurur duyuyorsun. Olmalı da zaten. Ya, o kadar güzel okuyorlar ki. Şimdi mukabele yapıyoruz ama ya bu yıl mukabele yapmak da istemedim. Yani hı. çocuklar yapsın. Ne güzel okuyanlar var. Hı. Yani Ailelere sö söyleyeceğimiz şu. Evet yani ne yapmalı aileler var mı bunu evde uygulayabilecekleri bir yöntem? Efendim YouTube kanalımda maalesef böyle söylemek zorundayım. Hayır, Keşke söyleyeyim yani, ya maalesef ya. YouTube kanalımızda biz böyle videolar Kur'an-ı Kerim başlığına kanalımız dediğiniz Yusuf, Yusuf Samet Bilkil. Yusuf Samet Bilkil hemen adresi aşağı yazıyoruz. Bakınız açıklama kısmına da ekleyecek arkadaşlar. Oraya tıklayarak linke Evde nasıl uygulayabilirsiniz? Oradan bir fikir edinebilirsiniz. Baştan sona her ayeti çalışarak Kur'an-ı Kerim'i tamamlamayı düşünüyoruz. Şu anda hmm. kayıtlarımız devam ediyor. Biz önden gidiyoruz. Yarıya geldik. Baştan sona hmm. Kur'an-ı Kerim'in hangi sayfasını ben ezberlemek istiyorum dediğinde e, bir yöntem var. Aynı yöntemi kura hafız yani olarak okutuyoruz. Hmm. Yoksa daha önce başka okutan hocalarımız da vardı. Eleştirmek adına söylemiyorum ama yapacaksak en iyisini yapabiliriz. E, bizi yetiştiren hocalarımız en iyisiydi. Bu ülke en iyisini hak ediyor. Bizim güzel bir nesil hazırlıyoruz. Hı hı. Ee, bizden daha iyi olacaklar inşallah. Ve videolar, çocukların videoları oldukça. Şunu görüyorum ki, ümmet, bizim milletimiz şöyle dik duran, mıymıntı değil, böyle cesaretle okuyan, konuştuğunda nezaketle konuşan, merhametle yaklaşan. Bu eğitim sistemini çok sevdi. Eyvallah. Bir de uslup tabii ki. Tavır da güzel. Ee, bu bayrak abi, bu bayrak eskiden Bekir abi böyle Bodrum altlarında bir hafızlık yaptık. E, Kur'an öğrendik. Bilmiyorum sizin nesil nasıldı. Bizim, bizden öncekiler de öyleydi. Şimdi Çamlıca Tepesi'nde abi. En üstte okuyoruz. Şimdi bu Yusuf kardeşiniz olarak bakmayın ya. Yusuf gider. Baki değil. Baki olan bak nerede Kur'an okuyoruz abi. Evet. Çamlıca Tepesi'nde okuyoruz. Bayrağı en yukarıya kaldırmak için daha ne olabilir? Elhamdülillah. Bu imkanlar gerçekten Allah vesile olanlardan razı olsun. Yusuf Hocam teşekkür ederim. Tamamlandı mı ya? Tamamlanmasın. Devam edelim istiyorsanız. <laughs> ben daha hiçbir şey anlatmadım. Ne, 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 ne bakmadım, değil mi? Daha detayını inşallah şeyde alırsınlar. Sizin sayfanızdan öğrensinler. Biz burada bir parmak balç almış olalım ağızlarına izleyenlere. Eksik kusur olduysa abi. Sizin nezdinde de, de, çocuklara buradan selam edelim. Ve selam. Çocuklar hepinize selam ediyoruz burada. Ne evet. sallıyoruz. Bekir abiniz olarak hem de Yusuf hocamızla beraber. İnşallah hayırlı güzel hepinizi böyle çiçek gibi nesiller olacağınıza hiçbir şüphemiz yok. İnşallah bir gün de sizi ağırlarız belki burada gelirseniz. İnşallah. İşte bunu da yapabiliriz inşallah. Olur hocam. Allah evden razı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnternet sayfasını beyefendinin Instagram sayfasını ve YouTube sayfasını aşağı bırakıyoruz. İlgililer tıklayıp daha detaylı bilgi sahibi olabilirler. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun inşallah. Hoşçakalın. Kuveyt Türk, Bekir Develi ile peynir gemisini sundu.